Şehadetin 17. yılında saygıyla bir kez daha anıyoruz. Aynı 24 Ocak, Uğur Mumcu'nun da yine bir suikast sonucu katledilişinin seneyi devriyesi. 1993'ün 24 Ocağı'nda onu da kaybedişimizin üzerinden 25 yıl geçmiş. Tabii size göstereceğim. Yani mesela Uğur Mumcu'nun ölüm yıldönümü vesilesiyle Cumhuriyet Gazetesi tabii ki kendi başyazarı Uğur Mumcu'yu anıyor. Bir Gün Gazetesi yine Uğur Mumcu'yu Resul Manşet'ten oğluyla da mülakat yaparak hatırlamış. Fakat enteresandır. Uğur Mumcu takip edenler bileceklerdir. Yani eğer yaşasaydı ya da yani bir kenardan bu yaşanan tabloyu görüyor ise ortada çok ciddi bir gariplik olduğunu herhalde ilk o söylerdi. İlk o dillendirirdi. Bugün başyazarı olduğu gazete Cumhuriyet Gazetesi Uğur Mumcu'nun katillerinin ittifak ettiği bir yayın kurumu haline dönmüş durumda. Bugün başyazarı olduğu ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı iken katledilmişti. Ve bugün tabii ki Cumhuriyet Gazetesi kendi adlarıyla özdeşleşmiş olan Uğur Mumcu'yu 25 yıllık hasret diye sürmanşetten anıyorlar. Fakat çok enteresandır. Uğur Mumcu'nun katilleriyle şu anda ittifak etmiş durumdalar. Bir Gün Gazetesi'ne gelince ben hiç bu garipliği söylemezsek olmaz. PKK'nın emperyalizmin Türkiye taşeronu olduğunu ortaya çıkarttıktan sonra katledilmişti Uğur Mumcu. Şimdi bugün bunları konuşmak çok kolay ama 93 koşullarında, ya 93 koşulları dediğimiz nedir? Diyelim ki işte 33 sivil ve silahsız askerin dağıtım için bindikleri minibüste katledildikleri seneyi devriyesi, katledildikleri olayın yaşandığı yıldır. Ne bileyim işte Sivas'ta, Madımak'ta otelin yakıldığı, peşinden Erzincan Başbağlar'da onun intikamı denilerek orada insanların kurşuna dizildiği falan o garip senedir 1993. Şimdi aynı sene Uğur Mumcu PKK'nın Türkiye'de Kürt halkının hakkını, hukukunu falan savunan, onların varlık mücadelesini veren bir yerli örgüt olmadığını, emperyalizmin Türkiye'ye gönderdiği bir kiralık katil olduğunu ortaya çıkartan isim de Uğur Mumcu. Ondan sonra katledilmişti zaten. Ama şimdi PKK'nın tezleriyle gazete yapan Bir Gün Gazetesi tarafından anılıyor. Oğlu da o gazeteye mülakat veriyor. Ne enteresan. İşte aynı gazetede, bu kadar söyleyip geçeceğim, sonra gerçek gazetelere geçeceğim. Aynı gazetede bak Afrin'de yani bir işte, Türkiye'ye terör ihraç eden, terör üreten hemen Amanosların arkasında ki Afrin'e dönük olarak ulusal güvenlik meselesini önceleyen bir operasyon yapılıyor. Ama Bir Gün'ün baktığı perspektif bu. En ufak eleştiri, tahammülleri yok. Yani üstünden Uğur Mumcu'yu anacaksınız. Fakat manşetinde PKK'ya karşı yapılan operasyonu eleştireceksiniz. En ufak eleştiri, tahammülleri yok. Bu manşet üzerine söyleyecek sözümüz yok zaten bizim. Yani Afrin harekatını eleştirmek, en ufak eleştiri falan olmaz. Ona söyleyecek sözümüz yok. Ona diyecek lafımız zaten yok da. Ben o saçmalığı, garabeti ortaya koymak adına söyledim. Gaffar Okan'ı da hatırlamış, anmış olduk. Uğur Mumcu'yu da hatırlamış, anmış olduk. 24 Ocak öyle bir gündü.